depreme ben daha önce yaşadım sen Sakarya depremini. Deprem olduğu zaman hayli bir duygulandık. Evden depreme yardım etmek için ailece bir karar verdik. Evde ne varsa yeni malzemelerden acele bir şekilde battaniye, ayakkabı. Derken bir bazanın altında 3 çift ayakkabı vardı. Oğlum almıştı. Bunlardan bir tane Puma marka ayakkabı vardı. Oğlum dedi ki kaliteli bir şey olsun. Meğerse annesi de altınları, külçe altınları 3 tane. Bu ayakkabının içine koymuştu. Üstüne de ayakkabının içine kaba durması için kağıt koymuştu. Aldı verdi. Annesi de tutulmuş. Ayakkabıların içinde kendi koymuş ama bilmiyor, unutmuş. O aceleyle bu araba. Çocuk poşet istedi. Poşet de verdi. Bir mavi marka poşetin poşet. Çocuk da aldı hemen götürdü. Sürmene de yardım olan yere yetiştirdi. Verdi. Olay bundan ibaret. Peki. Olayı biz bir daha 4 gün sonra farkına vardık. Ama iş işten geçmiştik. Farkına vardık. Bir çocuğum vardı asker. Onun düğününü yapacaktık. Dedi ki altınlarımı bir göreyim annesine. Bir annesi kaldırdı bazayı. Ay bak ayakkabıların biri gitmiş. Bir baktık ki ayakkabıların altın koyulmuş. Onun içine o mercan verilmiş. Öyle öğrendik. Öğrendikten sonra biz en kısa zamanda bir olay yerine ulaşıp nereye gitti diğine bir hasbihal yaptık. Götüren Sürmene'den ilk çıkan tırı. Tırın söylediği, arkadaşın söylediği Gaziantep'in İslahiye ilçesine gittiğini. Biz de vardık, kalktık, gittik İslahiye'ye. İslahiye'de bir araştırma yaptık. Ama bir netice alamadık. Bir ifade verdik İslahiye polis karakoluna. Tutanak tutuldu. Bıraktık, döndük. Tekrar geri. Altınlar 81 gramdırlar. 81 gram. Külçe altındırlar. Hepsinin seri numarası var. Bulan olursa inanın düğünü yapacağız. Oğlanın düğünün altınlarıydı. Mutlu olacağız inşallah yani. Kaybımız hepimiz var. Umudumuz var. Umudumuz da var. Abi depremin ilk günü hani düşündük işte ne yapabiliriz diye, elimizden ne gelir diye ilk etapta. Dedik yardım gönderebiliriz. İşte evdeki hani az kullanılmış eşyalarımdan böyle bir ayakkabı, elbise, mont poşeti yaptım. İşte buradaki Sürmen'deki deprem zedelere gönderilmek olan yeri bıraktım malzemeyi. Bıraktım gittim. Sonra aradan 4-5 gün sonra hani altınlara bakalım dedik. Baktığımızda altınlar kutusuyla beraber yerinde yoktu. Biz de altınları deprem bölgesine göndermiş bulunuyoruz. Yani duygu biraz değişik oldu çünkü benim de kardeşimin altınlarıydı. Hani kardeşime karşı mahcup oldum. Hani bana emanet etmişti. Sonrasında hani ne yapabiliriz diye düşündük. İşte buradaki personelden hani aracın nereye gitmiş olduğunu öğrendik. Oraya gittik işte oradan hani bir bilgi almaya çalıştık. Ama aldığımız bilgilerde de bir şeye şu anda ulaşamadık. Hala bulamadık altınları. Abi bir şey demedi ama yani şey olmuştur böyle hani içi vurulmuştur. Sonuçta kendisinin altınları, çocuğun 5 ay sonra düğünü var. Ve biz de şimdi düşünüyoruz hani ne yapabiliriz diye, nasıl yerine koyabiliriz diye. Yani altınları bulan biri eğer gönderirse çok iyi olur. Eğer göndermezse biz de artık elimizden ne geliyorsa geldiği kadarıyla bir şeyler yapacağız.